Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Cengiz Ayar. Bugün sizlere JPL'in oyuncular için tasarladığı JPL Quantum 400 oyuncu kulaklığını anlatacağız. O zaman gelsin kulaklığımız. Başlayalım. Kulaklığın kutusunu açmadan önce biraz size kulaklık hakkında bilgi verelim. JPL Quantum 400 pasif gürültü azaltıcısına sahip. Cihazın ses ürettiği en yüksek frekans 20.000 Hz, yani yüksek frekans tepkisi ne kadar yüksekse o kadar temiz ve berrak tiz verir. Cihazımızın asgari frekansı da 20 Hz, yani cihazın ürettiği en düşük frekans, alçak frekans tepkisi ne kadar düşükse o kadar da güçlü ve keyifli bas verir. Cihazımızın ses basınç düzeyi 98 desibel. Bildiğiniz gibi daha yüksek ses basınç seviyeli cihazlar genellikle verilen ses kaynağına bağlandıklarında daha yüksek ses verirler. JPL Quantum 400'ün sürücü boyutu 50 mm. Bildiğimiz gibi sürücü birimi cihazda sesi üreten bileşendir. Daha büyük sürücüler daha güçlüdür ve daha iyi bas üretirler. Örnek verecek olursak bir AirPod'taki sürücü birimi 8 mm, bu kulaklıktaki 50 mm. Aradaki farkı görüyorsunuz. 6-7 kat daha büyük bir fark var arada. Yani kulaklığımız çok güçlü bir kulaklık. Kutumuzun sağ alt köşesinde gördüğünüz gibi JPL Quantum Surround ses sistemine sahip. JPL Quantum Surround sizi en ilgi çekici deneyimin merkezine koyar. Oyununuzu geliştirmenize ve yarışmada zafer kazanmanıza olanak tanır. Ayrıca filmlerden de daha büyük bir keyif almanızı sağlar. Kulaklığın sol alt köşesinde gördüğünüz gibi kulaklık TDS özelliğe sahip. TDSX Surround Dolby Digital'e benzeyen bir ses sıkıştırma formatıdır. Kutumuzun alt orta bölgesinde gördüğünüz gibi turuncu bölgede cihazımızı hangi platformlarda kullanabileceğimiz yazmakta. JPL Quantum 400'ü 3 mm jack ile bilgisayar, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, telefon, Mac ve VR cihazlarımızla kullanabiliriz. Aynı zamanda USB 3 mm çevirici adaptör kullanarak bilgisayar, PlayStation, Nintendo Switch, Mac cihazlarına bağlayabiliriz. JPL Quantum Surround ses sistemini ise sadece bilgisayar bağlantılarımızda kullanabiliyoruz. Kulaklıkta merak edilen bir konu ise cep telefonlarımızla kulaklığı bağlayıp telefon görüşmesi yapabiliyor muyuz? Evet, kulaklıkla cep telefonlarına bağlayarak telefon görüşmelerimizi yapabiliyoruz. Skype görüşmelerimizi yapabiliyoruz. WhatsApp görüşmelerimi yapabiliyoruz. Sesli görüntü görüşmelerimizi yapabiliyoruz. Kulaklığın piyasa değerine bakacak olursak 18 Haziran 2021 itibariyle en uygun fiyatı şu an N11'de 859 TL, Trendyol'da 894 TL, Hepsi Burada da 898 TL, Gitti Gidiyor da 909 TL, MediaMarkt'ta 949 TL, Turkcell Pasaj'da 999 TL, Teknosa'da 999 TL. Yani kulaklığın fiyatı 859 TL ile 1000 TL arasında değişmekte. O yüzden iyice bir araştırma yaparak en uygun fiyata kulaklığı almanızı öneririm. Evet, gördüğünüz gibi kutumuz oldukça şık bir tasarıma sahip. Şöyle çevirelim ve şimdi kutumuzu açalım ve kulaklığımızı görelim ve kutuda neler çıkıyor onlara bakalım. Evet, kutumuzu açtığımızda bizi ilk olarak kulaklığımız karşılıyor. Evet, kutumuzun altında dikdörtgen şekilde bir kutu var. Bu kutunun içini açtığımızda ise Type-C bağlantı kablosu ve 3 mm ses kablosu mevcut. Type-C kablo örgülü bir yapıya sahip, oldukça sağlam. Aynı şekilde 3 mm ses kablosu da örgülü şekilde geliyor. O da oldukça sağlam bir yapıya sahip. Kutumuzdan ayrıca garanti belgesi ve kullanım kılavuzu da çıkmakta. Oyun oynarken ya da film izlerken kulaklığı taktığınızda ilk hissedeceğiniz şey sesin artık kafanızın içindeymiş gibi çıkmaması. Yani oyunun ya da filmin sesi etrafınızdaki yüksek kaliteli hoparlörlerden geliyormuş gibi düşündürecek. JPL Quantum 400'ün mikrofonu yukarıya doğru açılan ses odaklı yönlü, otomatik açma, kapatma ve sessiz alma özellikleriyle birlikte geliyor. Ayrıca JPL Quantum 400 kulaklık Discord tarafından onaylanmış, Game Chat Balance Dial özelliğine sahiptir. TeamSpeak ve diğer iletişim platformlarıyla da uyumludur.
en uzun oyun seansları için tasarlanan hafif kafa bandı ve hafızalı köpük kulak yastıkları ile zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız. Kulaklık büyük görünse de hafif bir yapıya sahip. Kulak yastıklarına gelince kışın sorun olmasa da yaz aylarında uzun süre kullanımda terleme yapabiliyor. Kulaklığın etrafındaki RGB aydınlatma ve JBL yazısının üzerindeki RGB aydınlatma çok hoş bir ambiyans sağlıyor. Özellikle gecenin karanlık saatlerinde bu RGB aydınlatma ortama çok güzel bir ambiyans verecek. Denediğinizde farkı göreceksiniz. Kulaklık 274 gram ağırlığında 50 mm dinamik sürücülere sahip. JBL Quantum 400'de ayrıca aktif gürültü engelleme var. Frekans tepkisi 20 Hz ile 20 kHz arasında değişmekte. Ve ayrıca kablolu ve kablosuz olarak kulaklığı kullanabiliyorsunuz. JBL'in kulaklıklar için hazırladığı JBL Quantum Engine yazılımı hakkında da biraz bahsedelim. Bakalım JBL Quantum Engine yazılımı bize neleri sunuyor? JBL'in kulaklıklar için özel olarak tasarlamış olduğu JBL Quantum Engine yazılımından kulaklığınızla alakalı tüm ince ayarları yapabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden kulaklığınızı yan taraflarındaki RGB ışıklarını istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Mikrofonunuzun ses düzeyini istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Oyun oynarken ya da film izlerken daha keyifli zaman geçirebilmek için surround ses ayarlarını da yazılım üzerinden gerçekleştirebiliyorsunuz. Ve kulaklık TDS'i de destekliyor. TDS ayarlarını da JBL Quantum Engine yazılımdan yapabiliyorsunuz. Ayrıca dilediğiniz gibi equalizer ayarları da yapabiliyorsunuz. Yazılım çok detaylı hazırlanmış. Zaten kullandığınızda memnun kalacaksınız ve zor bir yazılım değil. Yazılım çok basit bir şık tasarıma sahip. JBL Quantum Surround teknolojisi her türlü çok kanallı ses içeriğinde kullanılabilir. Örneğin Netflix içeriği, Blu-ray 5.1 ya da 7.1 Surround olarak kullanabiliyorsunuz. Oyunlarda 7.1 çevresel ses alabiliyorsunuz. Yani arkanızdan bir helikopter geliyor. Onu arkanızdan geldiğini fark edebiliyorsunuz ya da üstünüzden geçtiğini fark edebiliyorsunuz. Bu ayarları JBL Quantum Engine yazılımında çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet, bugün sizler için JBL'in satış rekorları kıran JBL Quantum 400 oyuncu kulaklığının incelemesini gerçekleştirdik. Aklınıza takılan bir soru olursa aşağıda yorumlar kısmından bize belirtirseniz yardımcı olmaya çalışırız. Hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Daha güzel içeriklerde tekrar karşınızda olmak dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın.